hakkında. Değerli müminler, şöyle bir ayeti kerime hatırıma geldi. Müsaade ederseniz bu ayeti kerimeyi kısaca okuyarak manası üzerine biraz tefekkür edelim. Ayeti kerime Bakara suresinden. Bakara suresinde ayeti kerime. Hani her namazdan sonra, namazdan, tesbihattan önce okuduğumuz bir ayet var. İsmi Ayetel Kürsi. Sa'izu billah, bismillah, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye başlıyor ya. Heh. İşte o Ayetel Kürsi'den hemen sonra Kur'an-ı Kerim'in 43. sayfasında, sayfanın son ayeti şöyle. Sa'izu billah, bismillah. Cenab-ı Hak la ikrahe fiddini buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yok. Kelimeyi tefsir eden müfessirler, Allah'ın Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın hadis-i şeriflerine baktığımız zaman dinde zorlama yoktur hadisesi şöyle. Elhamdülillah biz Müslümanız. Cenab-ı Hak Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ruh teslim etmek, Rabbimizin huzuruna Müslüman olarak çıkmamızı nasip eylesin. Kimilerimiz aradık, kimilerimiz aramadan bulduk. Yeryüzünde tek din olan, Allah katında en son makbul din olan İslam dinini bulduk, gördük, tanıdık. Müslümanız, Allah'a şükürler olsun. İşte Müslüman olmayan insanlara dinde illa da gel Müslüman ol diye zorlama emri yoktur. Bir adamın Müslüman olmazsan kafanı keserim, kafanı kırarım, kolunu kırarım diye böyle cerb etmek, zorlamak yok adama. Ama tebliğ etmek mecburiyetimiz var. Din tebliğ edilmesi lazım. Ve ma aleyna illel belagul mubin. Bize düşen tebliğ etmektir. Allah dilerse hidayet verir, dilemezse vermez. O Allah'ın işidir. Haşa, Allah'ın işi derken Cenab-ı Hakk'a kalmıştır o. Biz tebliğ ederiz. Müslüman olursa ne ala, İslam dininin esaslarını öğretiriz. Olmazsa zorlama yok. Ama bu ayeti kerime nedense birçok beldelerde olduğu gibi Bursa'mızda da yanlış anlaşılmalara sebep olmuş. Adam şimdi namaz yok, abdest yok, oruç yok, buna benzer ibadetler yok. İslam hukukunun getirmiş olduğu muamelat yok. Ailesi İslam'a göre örtülü değil, çoluk çocuk Müslümanlıkla alakası yok. Kendisi namaz kılmıyor faraza. Namaz teklif ediyorsun, birazcık da ısrar edince dinde zorlama yoktur diyor. Bu yanlış anlaşılıyor. Dinde zorlama yok. Biraz önceki ettiğimiz izah, Müslüman olmayan insana zorla Müslüman olun diye zorlama olmaz. Ama Müslüman oldu mu? Artık buna dinin emirlerini yerine getirmek için zorlamak lazımdır. Zorlamak mecburiyeti var. Madem Müslüman oldun, ha o zaman dinin esaslarını yerine getirmek, dinin esaslarına uymak mecburiyeti var. Artık keyfe bırakılamaz. Müslüman olunca zaten Müslüman kelime olarak bile bu manayı ihtiva ediyor. Nedir o? Müslüman. Müslüman Allah'ın emirlerine, nehilerine teslim olmuş, itiraz etmeyen insan demektir. Bu ismi ondan alıyor. İslam kelimesi teslimiyet ifade ediyor. Teslim oldu. Neye? Allah'ın emir ve nehilerine, peygamberin sünneti seniyesine teslim oldu demektir. Şimdi bir insanda Müslümanlık esaslarına uymasızlık, yani İslam'ın emirlerine uyurmadık noktalar olunca o insan ne kadar uyuyorsa o kadar Allah'a teslim olmuş demektir. Bazılarını yapar, bazılarını yapmaz. Bugün medresede ders okurken o bir sayfa talebelerle şöyle bir dersimiz oldu. O sayfede Efe tü'minûne bi ba'dil kitâbi ve tekfurûne bi ba'd. Bu ayeti kerime. Cenab-ı Hak bu Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına inanıp bir kısmını ret mi ediyorsunuz?
Böyle bir akaid, yani İslam'ın bir kısmına evet, bir kısmına hayır. İşime gelen yerlerde Müslümanım, işime gelmeyen yerlerde ha, dinin emri orada dursun. Böyle bir itikat, böyle bir düşünce Müslümanlıkta merduttur, reddedilir. Müslüman kitabın tamamına teslim olmak mecburiyetinde. Müslüman kelimesi ismu zat değil, ismu sıfattır. Müslüman kelimesi ismu zat değil, ismu sıfattır. Yani İslam'ın esaslarına uyan insana Müslüman denir. Adamda her türlü gayri İslami hayat var. Hareket var, söz var, iş var. Ama ben Müslümanım diyor yine. Burada bir hata var muhakkak. Müslüman mutlaka Allah'ın emirlerine kendini zorlayacak. Hasbel beşer, hasbel kader. Günah işleyebilir. Günah işlememek meleklere mahsus bir sıfattır. Müslüman günah işler, hata yapar. Ama hatada ısrar etmez. Hatasını bilir. Der ki, estağfirullah ya Rabbi. Ya Rabbi beni affet, yaptım hata, düzeltiyorum diye Cenab-ı Hak'tan affını ister. Günahı hafife almak insanı dinden çıkarır. Bunda ne var ya, bu da olmasa da olur dese, Allah korusun, o emri getireni inkar etmiş olarak neuzubillah dinden çıkar. Ama günah işler, düşer kalkar, tövbe istiğfar eder, gene Müslümandır bu insan. Cenab-ı Hak bizleri hakiki Müslüman olmak nasip eylesin bizlere. Değerli müminler, la ikrahe fiddini kelimesi bu işte. Dinde zorlama yok ama kime? Kime zorlama yok? Müslüman olmayan, İslam dinini henüz kabul etmemiş olan insana zorlama yok. Müslümanlığı kabul etti, zorlayacaksın. Bir ailenin reisiyiz diyelim. Evin babasısın, dedesisin, sözün geçiyor. O evde namaz kılmayanlara zorlayacaksın, oruç tutmayanlara zorlayacaksın. Kızlardan, kadınlardan İslam'ın emirlerine uygun örtünmeyeni zorlayacaksın. Niye? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım, ku enfuseküm, kendi nefislerinizi koruyun, ve ehlikum, ehli iyaliniz, çoluk çocuğunuzu da koruyun, naran cehennemden. Yani kendinizi ve ehli iyalinizi cehenneme doğru gitmekten koruyun. İnsanı cehenneme hangi şeyler sevk eder? Yaptığı isyanlar. O isyana düşmekten, o hataları işlemekten koruyun. Reislere söyleniyor. Evin reisi kimse, sözü geçen anne, baba, dede, büyük abiler, sırayla böyle. Mesulüz. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüzden mesulsunuz. Yani ehli iyalimizden, İslam'a uygun olmayan hallerden sorumluyuz. Mutlaka söyleyeceğiz. Ama söylemenin de usulü var tabii. Söylemek mutlaka usulüne göredir. Usulsüz olursa tepki gösterir. Küçükten büyüğe doğru tepki gösterir. Hılkati beşeriye mi derler? Bu beşerin böyle yaratılışında vardır. Evlat babasına nasihat etse çok tepki görür. Ama baba evladı ederse tepki olmaz bir yerde. Yani küçükten büyüğe doğru nedense böyle bir şey vardır. Hemen her beldede bu durum vardır. Nasihat edenler yetkili olmalılar. O hususta bilgili olmalı. Usulüne göre yapmak lazım. Evet efendim. Dinde zorlama, ben Müslümanım diyen insanlara mutlaka. Hatta ve hatta İslam dininin esaslarından bir kısmı da devlet erkanı, devlet idarecileri, devlet idarecileri o ülkenin etbaına, halkına bazı emirleri yerine getirmedikleri zaman ceza uygulaması lazım. İslam'da ukubat ismi verilen ceza kanunları. Mesela Müslümanlıkta şu kesindir. Türkiye'de ben Müslümanım dediği halde bir fert beş vakit namaz, oruç gibi şeyleri terk ederse devletin ceza vermek mecburiyeti var. Namaz kılmayana ceza verecek. Bu emri Allah veriyor Celle Celaluhu. Ey devlet erkanı, devleti idare eden insanlar, parlamentodaki milletvekilleri vesaire. Siz bu halkı Müslüman olan ülkenin devlet idarecilerisiniz, öyle mi? Ha. O zaman namaz kılmayanlara şu cezayı verin. Oruç tutmayanlara bu cezayı verin.
açık saçık dolaşanlara şöyle ceza verin. Affedersiniz, zina, fuhuş gibi, kumar, içki gibi suçları, günahları işleyenlere şu cezayı verin. Vermezseniz siz mesulsunuz. Nasıl ki bir aile reisi aileden sorumluysa, devlet idarecileri de madem küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyetihi, hepiniz çoban ve hepiniz güttüğünüzden mesulsunuz. Ülkeyi kim şimdi güdüyor? Şu anda ülkenin parlamentosunda kim varsa, ülkeyi idare eden hükümet kimse, o mesul ondur. E tabi bu mesuliyet de sırayla geliyor. Bu ülkeyi idare etme hususunda bugünkü parlamentoyu, bugünkü hükümeti teşkil etmek için kim? Sen git beni temsil et, ülkeyi sen bana vekaleten idare et. O da biraz sorumlu olur. Yani ülkenin idaresini, meselenin mesuliyetini idrak etmiş, Allah'a hesap verecek, o hesabın şuuru altında olan insanlara vermek lazım. Yani bu bir İslami emirdir. Bu basit bir politika ve siyaset olayı değil. Mutlaka. Şimdi diyelim ki, faraza misal vermekte hatam olmasın, bir tanesini milletvekili olarak gönderdik veya 5 tane veya 10 tane veya 100 tane veya 200 tane, ama gönderdik, emaneti zayi ettiler, vazifelerini yapmadılar. Böyle bir hata yapmış olabiliriz ama aynı şeyi bir daha tekrarlarsak bu hata değildir. Bu bilerek bu işi yapmaktır. Kupkuru particilik gibi bir şey olur yani. Cenab-ı Hak meseleleri enine boyuna anlamamızı nasip eylesin. Mesuliyet geliyor. Cenab-ı Resul aleyhissalatu vesselam, küllüküm ra'in, hepiniz çobansınız. Ve küllüküm mes'ulun, hepiniz mes'ulsunuz an ra'iyyetihi. Güttüğünüzden mes'ulsunuz. Cenab-ı Hak mesuliyetimizi idrak ettirsin inşallah. Efendim, la ikrahe fid dini, dinde zorlama yok derken işte bunları anlamak lazım. Ben Müslümanım diyen insan artık dinin esaslarını yerine getirmek mecburiyetindedir. Ama Müslüman değildir. İlla gel camiye demezsin. Hristiyansa kiliseye gider, serbesttir. Ya Yahudi ise havraya gider, serbesttir. Zorlayamazsın onu. Ama dini anlatacaksın. Hak dini ona tebliğ edeceksin. Vazifen bu senin. İşte la ikrahe fiddini kelimesi, böyle kısa bir izahatla inşallah bilen abilerimsiniz, tekrar olmuş oldu böylece. Hemen bu ayeti kerimenin ilk cümlesi bu idi. La ikrahe fiddini kad tebeyyene rüştü minel gay. Yani batıl ile hak, küfür ile iman birbirinden tamamen tefrik edilir, fark edilir hale gelmiş. Artık Müslümanlıkla kafirlik, zalimlikle mazlumluk gibi ikisi birbirinden zıt olan şeyler artık öğrenildi. Yani yeryüzünde küfürle imanı karıştıracak, birbirine karıştıracak, bulaştıracak cehalet kalmadı. Bu ayeti kerime o manayı. Şu anda yani yeryüzündeki yaşayan insanların acaba kaçta kaçı Müslümanlığı duymamıştır? Kaçta kaçı duymamıştır? Veyahut da kaçta kaçı incelememiştir? Bilip durduğu halde iman etmeyeni zorlamayacağız. Hadise bu. La ikrahe fiddini kad tebeyyener rüştü minel gay. Öyleyse femen yekfur bittağuti buyuruyor şimdi ayeti kerimede. Değerli Müslümanlar, burası çok önemli. Şu ayeti kerimenin şu kısmı çok önemli. Çünkü uzaktan ve yakından bizi ilgilendiriyor. Biz Müslümanları ilgilendiriyor. Öyleyse femen yekfur bi tağuti buyuruyor. Kim tağutu reddeder ve yu'min billahi, sonra Allah'a iman ederse, fekad istemseke bil urvetil vuska lenfisame leha. Kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa, ipe sarılmış olur. Bir teşbih var. Yani öyle bir imana sahip olmuş olur ki artık o iman onu Allah'ın rızasına götürür. Ama mutlaka bu imanın birinci şartı tağutu reddetmektir. Tağut kelimesi üzerinde de müfessirlerimiz şöyle beyanatlar veriyorlar. Tağut ne? Tağutu aynen şöyle izah ediyorlar. Tağut, Allah'ın yolundan, Allah'ın emirlerinden saptıran her bir şey. Şeytanın bir ismi de tağut. Neden? Allah'ın emirlerinden insanları saptırıyor. İslami çizgiden uzaklaştırıyor. Tağut,
Allah'ın koymuş olduğu düzeni, sistemi, nizamı kabul etmeyip onun yerine nazireler, yani misal olsun diye Allah'ın koymuş olduğu bir kanun var, bir emir var. Onu kaldırmış, yerine başka bir kanun koymuş. Tağut bu. Allahu Teala içki içmek İslam dininde Müslümanlara yasaktır hükmünü vermiş ve bunu içenlere, Müslüman olduğu halde içenlere 80 tane kırbaç atma emrini vermiş. Neden? İçkinin zararlarını saymakla bitiremiyor herkes. Aklı başında olan herkes, içki kötülüklerin anasıdır diyorlar. Bunu içenler de söylüyor. Demek ki bunun kötülüğünde ittifak var. Allahu Teala kullarına kötülük yapmalarını emretmediği için caydırıcı bir güç olsun, caydırsın o kötülükten men etsin diye bir ceza kanunu koymuş orta yere. Müslümanları ilgilendiriyor. Şimdi Allah'ın bu kesin yasağını bilip durduğu halde bunu kaldırmış, yerine hayır, içki içmek efendim bu derece suç olmaz. Yani içki içene kırbaç cezası vermek bu çağa göre aykırıdır, çağ dışı bir olaydır diyor. Bunu söyleyen adam tağut olur. Açıkça Kur'an'ın bu ayeti bunu beyan ediyor. Allah'ın koymuş olduğu bu hükmü beğenmeyip kaldırmış. Ha işte bu tağut oldu. Allah'ın buna benzer koymuş olduğu hükümleri beğenmeyip kaldırana tağut ismini veriyor Allah Celle Celaluhu. Ve Müslümanlara diyor ki فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Bu tağutu reddedeceksin, kabul etmeyeceksin bunu. Ülkeyi idare etmek istiyor, reddedeceksin bunu. Bu kadar açık hadise, bu kadar. فَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Sonra Allah'a iman edeceksin. Zaten kelimenin, şu kelimeyi tevhid diye dervişlerimizin günde 5000 defa çektiği La ilahe illallah var ya, şimdi dervişler, tasavvuf ehli, tarikat ehli insanlarımız var, Allah sayılarını artırsın. Günde 5000 defa La ilahe illallah, La ilahe illallah der. Bir Müslümanın, bir insanın Müslüman olması için bu kelimeyi bir kere söylemesi lazım. Bunu söylemeden Müslüman olunmaz. Allah'ın sevgili Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kere Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra, ya Ömer, git Mekke sokaklarında dolaş. Kim la ilahe illallah derse cennete girecektir de. La ilahe illallah diyene cennetle müjdele. Bakın, bir la ilahe illallah, ama o günkü Mekke müşrikleri la ilahe illallah'ın manasını biliyorlardı. Ne demek? La ilahe ilah diye bir şey yok. Kanun, düzen, sistem koyan hiçbir varlık yok. İllallah, Allah'tan başka. Kanun ve sistem, düzen koyan ancak Allah'tır. Başkası yok, kabul etmiyorum demektir. Bunu kim söylerse hakikaten cennetlik olur. Zaten bu kelimenin içinde Müslümanlık gizli. Allah'ın koymuş olduğu emirlere evet, onun dışındakilere hayır. İlah olarak Allah'ı kabul ediyorum. Kanun, nizam, düzen, sistem koyan ancak Allah'tır. Onun haricindekilere hayır, reddediyorum demektir. Şimdi kelime-i tevhid bu. Şimdi diyelim ki bir derviş ağabeyimiz günde 5000 defa la ilahe illallah dese, ama Allah'ın koymuş olduğu düzene karşıysa bu 5000 tane boş karavana atıyor hiç. 5000 tane değil, 500 bin tane günde dese boşa atar. Kelimenin manası önemli. Allah'ın koymuş olduğu yasakları tanımıyor, onun yerine başka başka kanunlar koymuş olan adamı kabul ediyor. İlah o adamdır, haşa ve kella. İlah kanun koyan demektir. Bugün ülkenin parlamentosu, Türkiye'yi idare edecek kanunları bunlar koyuyor. Anayasa tartışması. Müslümanların yaşadığı ülkede anayasa tartışması olur mu ya? Müslümanın anayasası Kur'an'dır. Başka anayasa, başka bir kitap şöyle dursun, bir maddesini değiştiremez. Bu kadar açık ve beyin hadise. Müslümanlar ne zaman bunu anlayacaklar? Ben şimdi Mustafa abi bana, hocam sohbet edelim mi, ben de bu abilere ne anlatayım, bunlar benden iyi biliyor bu hadiseyi. Fakat bu insanlara bunu nasıl anlatacağız, nasıl edelim? Bu kadar iş vehim yani. Adam Hacerül Esved'i öperken ölse vallahi kelime-i tevhidin ihtiva ettiği manaya inanmıyorsa müşrik olarak ölür. Arafet'te vakfede ölse yine gider gürültüye. Allah'ın ilahlığını kabul edecek.
kanun koyma yetkisi efe tü'minûne bi ba'dil kitâbi ve tekfurûne bi ba'd veyahut da inil hukmu illâ lillah ayetlerini inkar etmiş olur. Neuzubillah. O kadar mühim. Tağutu reddetme hadisesi. Allah'ın koymuş olduğu nizamı kabul edeceğiz. Onun dışında sohbetin sonunda hatırına gelirse söyle, ben de şey yapayım, benim de dikkatim dağılabilir. Değerli muhterem Müslüman abilerim, bu ayeti kerime bu. Bak, la ikraha fiddin, anlaşıldı mı? Müslümana zorlayacağız, mecburuz. Evdeki çoluk çocuktan, mahalleden, şuradan buradan, ülkede mesulüz. Oradan sonra femen yekfur bit tağut, bu tağut kelimesini böyle ısrar eden, inat eden, itiraz eden adama git Kur'an-ı Kerim'i aç. 43. sayfenin son ayetine bak. Tefsir kitaplarına, müfessirlere bak, ne diyor orada. Aynen bu benim anlattıklarımın daha şumullu, geniş manalar orada yazılı. Allah'ın koymuş olduğu düzeni kabul etmeyip onun yerine başka düzen koyanın ismi tağuttur. Cenab-ı Hak bizatihi Kur'an'ında bunu reddedeceksin. Kabul etmeyeceksin. Küçük bir kalbi bir meyil olsa gene cehennem seni yakalar diyoruz. Kalben meyil etmeyeceksin. Sevmek şöyle dursun. Ona karşı ufak bir meylin olmayacak. Kesin reddetmek lazım ki imanın sahih olsun. Cenab-ı Hak burayı da anlamayı, bütün Müslümanlara anlamayı ve anlatmayı nasip eylesin. Allah'ın koymuş olduğu düzen ve sistemi kabul etmeyip onun yerine nazire olsun, misal olsun, misli olsun diye kanun koyan. Bakın birçok yerlerde, hemen her yerde aklıma geldi. İşin vehameti ve ciddiyetine çok inandığımdan hemen her yerde söylüyorum. Değerli Müslümanlar, Kur'an bizim kitabımız. Elhamdülillah. Ve her yerde ona şahidim. Bakarsın bir nikah var, bir düğün merasimi var. Çihiz denilen o şeyler sayılır. En başa koymuş Kur'an-ı Kerim. Kıymetine paha biçilmez, oraya yazılı. Çihizlerimizin başında Kur'an-ı Kerim. İyi, güzel. Ama yani evlerimizde en yüksek yerlerde, en güzel kılıflardadır. Yani Kur'an-ı Kerim'i böyle tazim ve hürmetle karşılamak, tazim ve hürmet etmek iyi de bunun ihtiva ettiği manalar önemli. Mesela ben rastlamışım, siz de rastlamışsınızdır. Bir gün bir mezarlıkta defin işi vardı. Yaptık şöyle bir, oradaki kabristanı bir ziyaret ettim şöyle. Bir tanesi hafız tutmuş. Babası mı dedesi mi kimse okutuyor ona. Hafızın okuduğu Kur'an ayetlerini şöyle bir dinledim. Orada neler Allah emrediyor? Sakın faiz yeme, rüşvet yeme, zina etme, içki içme, anana babana karşı gelme. Bunlar kime okuyor hafız efendi şimdi? Ölüye okuyor yani. Şimdi ölü, ölü bu ya, bitmiş adam, ne faiz yiyebilir, ne fuhuş yapabilir. Ya bu anlatılanlar hiçbirini yapamaz. Dedim yahu hafız efendiye desem ki ya bunu gel gidelim dirilere okuyalım yani, bu ölmüş bu adamdan artık, bu dediklerimizin hiçbirini yapamaz. Bu kadar mesele basit yani. Şimdi böyle ölülere okumak, gelin olan kızlara çiğiz hediyesi olarak diye verilmedi ki Kur'an bize. Kur'an bir hayat kitabıdır. Ona uymak mecburiyetindeyiz Müslüman olarak. Cenab-ı Hak ne kadar çok uymak imkanı varsa o kadar nasip eylesin. Nefis ve şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Hasbel beşer işlediğimiz günahlar, kusurlar varsa ısrar etmemek lazım. Tövbe istiğfar etmek lazım. Cenab-ı Hak nasip eylesin. Değerli Müslümanlar, bir iki kelimeyle toplayacağım. Çayınız geldi. Şimdi ehemmiyetine binaen izah etmek istedim. Cenab-ı Hak bu bizim baş tacımız, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 2 numaralı ayeti kerimesinde Es-Saizu billah, Bismillahirrahmanirrahim buyuruyor ki
اَزَّانِيَةُ وَزَّانِي فَجِلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ. Nur suresi 2 numaralı ayet. اَزَّانِيَةُ وَزَّانِي, zina eden erkekle zina eden kadına, kadın ve erkek zina ederlerse, فَجِلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ, yüzer tane sopa vurun. Bu Allah'ın kanunu. İlah olan benim bu kanunu ben koydum diyor şimdi. Bakalım bu kanunu kaldırana ne diyeceğiz biz şimdi? Tağut denir buna. Bu kadar basit. Okuduğumuz ayeti kerimede bu tağutu reddedeceksiniz diyor işte. Ezzaniyetü vezzani, bir kadınla bir erkek gayri meşru bir buluşmayla zina hadisesi olursa fecilidu külle vahidin minhuma mi'ete celde, yüzer tane sopa. Bunu mahalle muhtarı yapamaz. Kaymakam şu bu yapamaz. Devleti idare eden devlet erkanı, devlet ricali dediğimiz ülkenin parlamentosu bunu yapacak. E peki bu yapılıyor mu? Yani bu zina işini yapanlara, haşa ben Müslümanım diyen çoğu insana rastlamışızdır. Bugünkü bu zinahaneler, fuhuşhaneler, haşa ve kella, Allah Müslümanların ağzından böyle sözleri çıkmak nasip etmesin. Hocam bu ihtiyaçtır diyenler var. Bunlar lüzumludur diyenler var. Bu adam Müslüman. Şimdi de düşünebiliyor musun? Bir Müslümanlık tipi ki adam Hacerül Esvet'i öpmeye gitmiş, hacca gitmiş, hac yapacak. Hacerül Esvet'i öperken bu niyetle, bu itikatla bu adam içki, bu, efendim bu zinahaneler normal, lazımdır dese, bu inançla adam ölsün vallahi kafir olarak ölür. Allah'a yemin ederek söylüyorum. Niçin? Haşa ve kella, Allah'ın ihtiyaç olarak tayin ve tespit etmediği, hatta bu suçu işleyenlere şu cezayı verin demesine rağmen o ihtiyaç görürse onu, bu akaiden bozukluk götürür. Amel ayrı şey, itikat ayrı şey. Bu itikat bozukluğu götürür insanı, Allah korusun. Diyen var. Cenab-ı Hak bu zina yapanlara فَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيَةَ جَلْدِ. Hem bir tembih de var. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, buyuruyor Cenab-ı Hak, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, sakın bu cezayı verme hususunda acımayın. Tembihe bak. Alemlerin Rabbi, ilah olan Rabbimiz, bu cezayı verme hususunda sakın acımayın. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ. Acıma duygusu almasın. Namus emniyetinin tesis edilmesi için bu ceza verilecek. Ama buna rağmen ülkenin hali işte. Neresini anlatacaksın? Allah muhafaza eylesin. Şu ülkenin haline bak. Evet, değerli Müslümanlar, Cenab-ı Hak itikat yönünden, amel yönünden bizleri hakiki Müslüman olmak nasip eylesin. Hatırıma gelmişken şu kısmını da anlatarak sohbeti noktalayacağım. Cenab-ı Hakk'ın bu zina hadisesine böyle kesin ayetlerle emretmesine rağmen şu ülkenin her zamanki tablosu şu. Bilmiyorum, böyle İslami basını takip eden kardeşlerimsiniz, mutlaka görmüşsünüzdür. Çok yakın bir zamanda ismi Manukyan olan bir Ermeni asıllı, Ermeni miydi abi? Ermeni. Bir Ermeni asıllı bir kadın. İsmi de Manukyan. İstanbul'da 20'nin üzerinde, affedersiniz, fuhuşhanesi var. 20'nin üzerinde. Gazeteler, dergiler bahsediyordu. İstanbul'da bilmem iki tane sokak ismi söylüyor. Oradaki fuhuşhanelerin hepsi ona çalışıyor. Bu kadın gelir vergisi üzerinden Türkiye'de rekor kırdı. En çok vergi verdi kadın. Devlet de takdirname, teşvikname takdir etti, tebrik etti. Bravo, çok vergi verdin. Madalya takıldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu ümmetin evlatlarının namusunu satarak kazanç elde ediyor. Bu kazançtan da vergi verdiği için bugünkü başımızdaki idareciler ve bundan öncekiler de öyleydi. Ne yapıyorlar? Kadına diyorlar ki bravo. Buna benzer şeyler yani. Çok vergi verdin. Bir vergi ki o
efendime söyleyeyim, bir kazanç ki o vergilendirilmiş, bu kutsal sayılıyor. Bu ülkenin idarecileri tarafından. Ayşelerin, Fatmalarının namusunun satılmasıyla kazanç elde edeceksin, vergi vereceksin. Bazen insan elini aklından geçiriyor, bilmiyorum. Yani bu devletin gelirlerinin bir kısmı böyle fuhuşhanelerden geliyor ve bunları memurlarına taksim ediyor bunda ya. Memurlarına, ordusuna yediriyor. Nereden? Fuhuşhanelerden elde edilen efendim kazançların vergisini memurlara. Bunun içinde imamlar da dahiliz, hocalar da. Oradan geliyor. Bütçeden geliyor yani. Ne hale düşmüş şu ülkenin, haline bak yani. Bu kadının fuhuşhaneleri şöyle bir denetlenmiş de, bundan tahmin ediyorum 2 sene, 3 sene önce yine bu mesele bir gündeme gelmişti. Bir dergide gördüm, iktibas yapmış böyle. Orada polis memurları, ahlak zabıtası dediğimiz o abiler, bu fuhuşhaneleri denetliyorlar. Vesikasız, ruhsatsız çalışan var mı? Ruhsatlıysa serbest Türkiye'de. Serbest. Halkının nüfusu %99 ya %90 en az Müslüman. Ruhsatsız çalışan var mı? Hiç unutmam böyle o resimde 9 yaşında ismi Ayşe olan bir kızın bileğinden tutmuş imanlı bir polis memuru, o Manukyan denilen Ermeni asıllı kadının önünde kadına aynen şöyle diyor ya, lire zalime diyor ya, şu yavruya nasıl kıydın ya, 9 yaşındaki çocuğun namusu satılır mı diyor. İmanlı ya. O polis memuruna, sen kimin karşısında konuşuyorsun? Ben bu devlete en çok vergi verenlerden biriyim. Seni sürüm sürüm ettireceğim diyor. O polis hakikaten sürüm sürüm oluyor. 9 yaşındaki Ayşe'nin namusunu satıyor. Açıp da dişlerine mi baksaydım diyor. Vücudu kabaydım, kabaydı sattım diyor. Bak açık dişlerine bak. Kurban alırken biz dişlerine bakıyoruz değil mi? Dişleri kapak atmış mı falan diye. Ne teşbihler var. Daha en son ülkenin haline bak. En son bu onun denetleme yapılırken tüneller kazmışlar. Böyle kaçak çalışanlar tünellerde falan yakalanmış. Bu operasyonu yapan bilmem o kimdi, o komiser veya emniyet müdürü kimse, ona da çeşitli cezalar verdi ülkenin idarecileri. Aziz Müslümanlar, bakın bir mesele daha anlatak noktalayayım. İmam Şafii Hazretleri, bir örnek, bir misal olsun diye anlatalım. İmam Şafii Hazretleri rahimehullah, Şafii mezhebinin kurucusu İmam Şafii, evladı Resul'den çok değerli bir müştehit imam. Bu İmam Şafii Hazretleri namus emniyetini kavrayalım diye, namusun kıymetini bilelim diye Beytullah'ın karşısına, Kabe'nin önünde kemali edep ve terbiye ile duruyor. Ey Beyt-i Şerif diyor. Yeryüzünde senden daha mukaddes bir mekan olmadığını biliyorum. Allah'ın nazargahı ilahisisin diyor. Ama diyor, bana göre bir Müslüman kızın namusunun yıkılmasındansa senin yıkılman daha hafiftir. Neden? Çünkü sen tarihte çok yıkıldın, tekrar yapılman mümkündür. Ve yapıldın da. Ama bir namus yıkıldı mı yapılması mümkün değil artık. Namus bu kadar önemli. Müslümanların akaidinde şu bir hakikattır. Bir kızın namusu tehlikeye düştü mü ümmetin tamamına cihat farz-ı ayın hükmüne girer. Cihat yapmak namaz kılmak gibi farz olur. Terk edenler günahkar olur. Ve son söz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, inananlar Allah yolunda cihat eder, İnanmayanlar da tağut yolunda. Şimdi biz kimin yolunda cihat ettiğimizin hesabını kendimize soralım. Herkes kendinden mesul. Cenab-ı Hak kendi yolunda cihat eden, savaşan, hak ve hakikatin tesisi için çalışan kullardan olmamızı nasip eylesin.